Günaydın herkese. Pazartesi sabahından günaydınlar arkadaşlar. Şöyle hemen kapılarımı açayım, perdelerimi açayım. Ondan sonra hastaneye gidiyorum. Eşim taburcu olmuş. Onu alıp hemen evimize geri gelelim bakalım. Yolda tekrar ya da hastanede görüşürüz bakalım. Allah bir daha düşürmesin inşallah. Rabbim burada kalanlara da yardımcı olsun. Benim hasta hazırlanmış bile arkadaşlar. Canım geçmiş olsun tekrar hayatım. Allah bir daha göstermesin inşallah. Oh be, kurtulduk mu? Evet arkadaşlar, çok şükür eşim taburcu. Geçmiş olsun hayatım tekrardan. Sağ ol hayatım. Nasılsın, iyi misin? Allah bundan aşağı etmesin. Amin inşallah. Allah tekrar da göstermesin. Rabbim burada olan herkesi en kısa zamanda şifasını versin. Buradan çıkmayı nasip etsin inşallah. Amin cümlemiz. Şimdi biz buradan çıkışta ne yapıyoruz? Kahvaltıya. Özledin mi? Hadi gidelim. Gidelim. Görüşürüz arkadaşlar biraz sonra. Biz geldik. Yelken Kafe var burada Koz tarafında. Hani Koz ya da inmeden aslında arkadaşlar. Orada şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız daha doğrusu. Şöyle gelmişken de burayı da çekeyim istedim size. Gözünü sevdiğinin memleketi. Öyle. Yelken Kafe de şurası zaten. Şurayı zaten çok eskiden bilenler bilir. Öyle arkadaşlar, bakalım oraya doğru gidiyoruz. Burası çok güzel bir mekan. En son geçen yıl gelmiştik buraya biz. Geçen yaz Ankara'ya taşınmadan önce. Neresi o? Burası iyi mi? Şurası iyi bence hayatım. Arkadaşlar biz oturduk Yelken Kafede, bir şeyler söyledik, kahvaltı baktık ki çok yiyecek eşim, ben çok yiyemeyeceğim dedi, henüz sanırım midesi tam düzelmedi herhalde ki o yüzden şöyle gözleme tarzı bir şeyler yemeye karar verdik. Ben de sabah çıkmadan atıştırdım zaten, çünkü direkt aç gidersem bu sefer baş ağrısı yapıyor bende, o nedenle hafif bir atıştırmıştım evde çıkmadan. Eşim de öyle söyleyince dedik ki serpme kahvaltı falan söylemeye gerek yok, yiyemeyiz sonuçta, çocuklar falan da yok. O yüzden gözleme tarzı bir şey alalım. Çay vesaire. Şurada açık havada güzel deniz manzara eşliğinde, deniz manzarası eşliğinde birlikte sohbetle, muhabbetle yiyelim istedik. Arkadaşım, canım. Hayat arkadaşım. Eşim. Tekrar geçmiş olsun bir tanem. Sen de şurada oturmayı özlemişiz. Gerçekten. Allah tekrarını göstermesin. Hiç kimseye göstermesin. Hadi afiyet olsun bakalım. Şöyle benim gözlemem geldi. Ben kıymalı çok severim. Şöyle yiyelim bakalım. Deniz huzur eşliğinde yiyelim. Hadi bakalım, bize afiyet olsun arkadaşlar. Evet çok şükür karnımız doydu. Şimdi artık evimize gidelim bakalım. Artık evimize gidiyoruz. Şöyle evimize geldik. Bir kahve içelim dedik eşimle beraber. Fakat telefonlara bakarken, telefon işte konuşurken telefonlarla kahvemi hafif bir kaynatmışım. Eşime dedim ki baştan yapayım, hiç gerek yok dedi. Hani içeri sıkıntı yok.
Aslında çok da kaynamadı. Şöyle bir taşım kabardı sadece. Hemen biliyorsunuz ki köpük gidiyor maalesef. Neyse, kokusu güzel, tadı da güzeldir inşallah. Bir bakalım, olmadı baştan yaparız artık. Öyle arkadaşlar, bakalım eşimle biz balkonda kahvemizi içelim. Sonra tekrar sizlerle görüşürüz. Biz eve geldiğimizde oğlum hala daha uyuyordu. Henüz uyandı o. Artık tatile girdiler ya. Hani böyle geç yatıp geç kalkmalar başladı. Ben de hiç dokunmuyorum. Kafasına göre takılsın çocuk. Yani istediğini yapsın diye. En azından şu bir ay hiç dokunmuyorum. Ondan sonra zaten ufaktan ufaktan böyle gün içinde biraz test çözmelere falan başlarlar inşallah. Hayırlısıyla bakalım. Öyle hemen ona kahvaltı hazırlayayım. Biz kahvemizi içtik eşimle. Eşim de çıktı. Biraz dedi gideyim. Şöyle işime gücüme bir bakayım dedi. Bir de annesine uğrayacak. Annesinin haberi yoktu eşimin hastanede yattığında. Ona söylemedik yaşlı olunca. O çok çabuk üzülebiliyor. Bir de hani onu duyunca hasta olmasın diye. Eşim annesine söylemek istemedi. Söylemedik tabii dolayısıyla biz de. Hani bütün kardeşler geldi, ziyaret etti. İşte arkadaşlar geldi, ziyaret etti falan böyle. Ama anneye hiç kimse söylemedi. Şimdi o da annesine uğrayacak. Köye gitti. Şöyle oğlumun kıymalı yumurtası pişerken ben de akşamdan mercimek ıslatmıştım. Onun içini burada böyle kavuruyorum. Sonra mercimeği dökeceğim. Biraz daha kavrulsun. Ondan sonra oğlumun tostu da pişiyor. Sonra bakalım mercimeğin yanında ne yapacağız, ne yapmayacağız. Karar verince birlikte tekrar görüşürüz bakalım. Arkadaşlar ben mercimeğin hepsini koymadım ocağa. Çünkü o fazla gelirdi bize. Ben onu ıslattım. Şimdi geri kalanını burada ayırdım daha doğrusu. Onu harçlayıp buzluğa atacağım. Böyle börek falan sarıyorum. Elimin altında hazır oluyor. Mercimeği direkt kuru kuru haşlamayı sevmediğim için ben. Şimdi akşamdan ıslatıp öyle kullanmayı seviyorum. Börek içi bile olsa. O nedenle onu haşlayıp buzluğa koyacağım. Hazır buzluğunda da çok fazla bir şey yokken börek sarmayı düşünüyorum. Bakalım bayram öncesi bir iki misafirim var almak istediğim. Eğer onları alabilirsem, onlar geldiğinde ondan mercimekli börek yapmak istiyorum. Öyle o diğer yarısını da buzluğa atacağım şimdi hemen haşlayıp. Bu arada oğlumun da kahvaltısı hazır sayılır. Mercimeğimiz biraz pişsin. Sonra içine erişte atacağım. Köy eriştesi atacağım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Oğlumun yemeği hazır. Şimdi onu balkona götüreceğim. Orada yiyecek. Hani bu kahvaltı sözde nerede zeytin, nerede peynir? Kesinlikle. Yumurtaları şöyle karıştırmamı istedi anneciğim. Anne balı. Sonra tostunu pişirdim oğluma. Çikolatalı ekmek istemişti bir tane. Onu da yaptım. Ama gelip birazcık ısırdım ucundan. Çikolatası bol mu diye baktı içine. Daha doğrusu bol değilse biraz daha ekleyecekti. Öyle daha çok seviyor çünkü. Öyle arkadaşlar, dediğim gibi hani bu kahvaltı olduğu nereden belli? Ne domates, ne salatalık, ne zeytin, ne peynir. Hani böyle tereyağlı, baldı, kesinlikle hani şuraya tabağa koyacağım diye çıkarttım zeytini, peyniri ama kesinlikle hani istemiyorum dedi. Koyamıyorum tabii haliyle. Onlar neyi nasıl isterse ona göre hareket ediyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse ben şimdi oğlumun kahvaltısını götüreyim. Kahvaltısını yapsın. Sonra mutfaktaki işlerimin geri kalanını halletmeye çalışayım. Şu ortalığı bir toparlayayım. Ondan sonra da bir çay içeriz balkonda sizinle birlikte bakalım. Ortalığı toparladım. Yemek işi de tamam. Şimdi şöyle balkonda bir çay içmek istiyorum. Şöyle yemeğimiz pişti. İçine köy eriştesini attım arkadaşlar. Bir taşım daha kaynasın bununla. Ondan sonra tamamdır. Burada da buzlukta biraz kemik suyum vardı. Ondan eşime tarhana çorbası yapayım istedim. Hani çok yapmadım ki. Bundan da yer sonuçta diye. O yüzden az yaptım. Çok uzun zamandan beri gelmemiştim sosyeteye. Daha doğrusu bu yeni yerine hiç gelmemiştim. Şöyle eşim de annesine gidince canım sıkıldı, evde ineyim bari dedim, bakayım. Şöyle bir gezelim. Biraz geç geldim ama buraya geldiğin zaman erken geleceksin aslında. Bugün planda yoktu benim. Son dakika böyle karar verdim.
pantolonlar da çok moda oldu bu sene. Çok rahatlar. Geçen sene ben almıştım. Esva'dan almıştım ama giyiyorum halen daha onu. Bakar mısınız? Şöyle kumaşı da çok rahat yani. Şöyle mankende duruşu da varmış bakın. Beden yoktur muhtemelen diye düşünüyorum ama neyse bakalım. Şunlara bakar mısınız? Nasıl da orijinal duruyor. İşte belli değil yani. Gayet de güzeller aslında ama. Etiketi bile var bakın. Ne kadarmış etiket fiyatı? 130 TL. Ne kadar burası? 35. Şu da gayet güzel bence. Sen olmuyor mu? Abi ne daha standa geçmez. Şunu alsam mı acaba evlerde giymek için? Güzel kumaş da çok şey döküm döküm duruyor böyle. Kumaş da çok hoş. Neyse ben şunu alayım bakalım. Ama dur bedenine bakmam lazım. Bunların bedeni kaça kadar? 24. Var mı bunda? Bakalım o zaman. Tamam bir bakalım şöyle. Çıkarsa. Ganimet gibi. Bakar mısınız? Şuradaki güzel bakın. Şu Adidas olan var ya. Ben o tarz çantaları daha çok seviyorum. Şu klasik çantaları pek kullanmayı beceremiyorum ben. Aslında evet güzel beğeniyorum. Alıyorum falan ama çok da böyle rahat kullanamıyorum. Ben daha çok böyle spor çantaları çok rahat kullanıyorum. Bakın şuradaki de var. Kemik rengi olan o da güzelmiş. Neyse artık buralar toplanıyor. Şöyle biraz daha dolaşıp ben bir markete gideceğim. Tişörtün bedenini buldum arkadaşlar. Niye alamadığımı size söyleyeceğim biraz sonra. Markete gideceğim de markette de işimi bekleyeceğim. Gülmek yok ama. Sakın. Neyse dolaşayım bari şurayı da. Şunlardan istiyordum burayı. İstanbul'daki evimi aldım bunlardan da bir tane de buraya almak istiyordum. Şu daha çok şey için şu kalıp yerini kullanıyorsunuz ya. Poğaça, kurabiye falan yaparken. Geçen Elif'te gördüm. Çok da pratikti bence. Elif'cim zaten pratik de. Elif'cim senin donların oraya geldim yavrum. Sen çok seversin böyle donlara bakmayı. Aklıma geldi de bir güleyim dedim. Seni bir anayım dedim buradan bebeğim. Şimdi ben sosyeteye gittim. Arkadaşlar gülmeyin bana sakın. Bir şeyler alacağım, bakıyorum ediyorum falan böyle. En son işte o tişört gördünüz ya. O tişörtü almaya karar verdim. Bedenini de buldular bana o kadar. Ne oldu sonra? Cüzdanımı evde unutmuşum. Size yemin ediyorum cüzdanımı evde unutmuşum. Ve ben şok. Yani bunu söylemek de istemedim aslında orada. Çünkü çok da inandırıcı gelmedi bana göre. Pek de inanmadı gibi geldi. Ama o kadar çok böyle kendimi mahcup hissettim. O kadar çok utandım ki. Aslında bu çok olabilir bir şey. Ama ben çok utandım. Bilmiyorum. Şimdi abi o kadar buldu bana tişörtü. İşte beden, büyük beden illaki biraz büyük olsun dedim. Birazcık zorladım adama. Sonra bakıyorum ki yanında çanta. Zaten çantayı çok fazla kullanmıyorum. İşte bu ya cüzdanım biraz büyük. Cüzdanımı alıyorum elime. O şekilde geziyorum genelde. Bakıyorum cüzdan yok hiçbir yerde. Şok oldum. Ya dediğim gibi işte biraz böyle bir garip durum içerisine girdim ben ne yazık ki. Yani olabiliyor bazen böyle şeyler. Yani yapacak hiçbir şey yok.
Ben gerçekten uzun zamandır hani bir iki kez böyle bir şey olmuştur. Çok uzun yıllardır böyle bir şey başıma gerçekten gelmedi. Genelde dikkat ediyorum hani unutmayayım etmeyeyim diye. Yani yapacak bir şey yok. Tekrar olmasın inşallah. Ne diyeyim ben şimdi? Öyle bir de ben markete girecektim. Aslında market için indim çoğunlukla. Sosyete de hemen karşıda zaten. Market burada. Sosyete karşıda dedim. Gelmişken önce bir sosyeteye geçeyim bakayım ne var ne yok. Bir dolanayım falan dedim. İyi ki Allah'tan markete girmedim önce. Markete girseydim işte arabayı doldurur bir şeyler alırdım. Çok fazla bir şey almayacaktım gerçi ama. Yani gene de alacaktım bir şeyler. Düşünsenize orada benim kaldığımı. Her şerde bir hayır vardır işte. Bu da bu demek belki de bilmiyorum. Gerçi hani her şerde bir hayır vardır derken hani çok şükür öyle hani sadece mahcup oldum ve kendimi çok kötü hissettim. Onun dışında aman aman bir sıkıntı olmadı ama oradaki mahcubiyetim beni üzdü açık konuşmak gerekirse. Üzüldüm. Yani karşı taraftaki insan çünkü beni şey zannetti, mazeret uyduruyorum falan diye düşündüğünü ben öyle hissettim. Bilmiyorum ya gerçekten öyle. Çok kötü oldum o ayrı. Dediğim gibi ilk de markete girmedim. Şimdi ben eşimi aradım. Dedim ki hani markete girmek istiyorum ama sen ne zaman geliyorsun? O da annesine gitmişti. Söylemiştim biraz önce. Biraz geç geleceğim dedi. Tamam dedim bizim market işi yarına kaldı. O halde çünkü eve gideyim cüzdanımı alayım tekrar ineyim. Bir de moralim bozuldu yani tekrardan böyle inmek istemiyorum. Çok şükür öyle acil bir ihtiyaç da yoktu. O nedenle artık market olayını yarına erteliyorum. Ben gidiyorum. Kafamı dağıtmam lazım. Sinirimi bir atmam lazım. Görüşürüz. Neyse şu güneşin batışını çekeyim size. Moraliniz düzelsin arkadaşlar. Şöyle güzel Zonguldak'ımı çekeyim. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben pazardaki o olaydan sonra evet merhaba oğlum gel. Pazardaki o cüzdan unutma muhabbetinden sonra Güleyhab'a daldım soluğu. Dedim birilerine anlatmam lazım. Önce tabii bana gülmeyin dedim onlara da. Öyle arkadaşlar ben şimdi geldim kahve içiyoruz. Güleyhab'la Allah razı olsun onunla beraber. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Erdencim de geldi. Merhaba Erdencim. Bu da Erdencim'in annesi bir tanemiz Nagiş. Nagiş de evet bugün holter takılmış bebeğime tekrar geçmiş olsun bir tanem. Teşekkür ederim. Önemli bir şey yok sadece kontrol amaçlı. Yarın sonuçları belli olacak inşallah. Arkadaşlar. Bu da Güley ablamız. Ablacığım. Merhaba. Böyle merhabalar sana da. Herkese oturduk böyle sohbet muhabbet herkese kahve eşliğinde. Bu da Erdem'imiz. Geçen gün kedilerimizi emanet ettiğimiz. Herkese merhabalar. Erdem Paşa'mız. Herkese merhabalar. Merhaba aşkım. Öyle bir sohbet muhabbet kahve derken kapıda oturuyoruz. Sonra tekrar görüşürüz bakalım. Evet bir de şöyle hep beraber size selam verelim istedik arkadaşlar. Erdem'ciğim çok mutlu. Değil mi paşam? Evet. Mısır yiyorum. Evet mısır yiyorsun. Öyle işte biz oturuyoruz kapı önünde sohbet muhabbet biz de böyleyiz akşamlarında. İstanbul'da en çok özlediğim şey buydu zaten. Tekrar söyle Erdem'ciğim. Bir daha söyle. Canını çektiyse kusura bakmayın. Ay kurban olurum yerim. Ben sana kurban olurum paşam. Oy. Neyse arkadaşlar görüşürüz biraz sonra tekrar bakalım. Şimdilik hoşçakalın. Selam herkese. Evet biz eve geldik arkadaşlar. Eşim geldi annesinden. Daha sonra ben de eve geçtim. Birlikte eve geçtik. Eşim oğlum sokaktaydı. Sonra arkadaşında kalmaya gitmek istediğini söyledi. Hemen karşı komşumuz var. Arkadaşımın oğlu. Birlikte çok güzel anlaşıyorlar onlar. Bu akşam orada kalmak istedi. Geçen hafta da o bizde kalmıştı. Bu akşam da o oraya geçti. Biz de eşimle birlikte evde oturuyoruz şu anda. Dedim ki bu arada videomu editleyeyim. Videomu kapatayım. Öyle çay demledik, çay içtik. Biraz sohbet ettik. Hastane günlerini yad ettik birlikte falan böyle. Sonra ben dedim ki aşağıya oturmak istiyorum. Yere oturacağım. Çünkü ben yerde oturmayı, yerde otururken televizyon izlemeyi işte ben çok seviyorum. Öyle böyle halının üstünde oturdum. Eşim de koltukta. Bu şekilde bir akşam ettik. Öyle arkadaşlar.
Öyle arkadaşlar, günün sonuna, videonun sonuna geldik bu akşamda. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bugünü de sizinle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni gelen arkadaşların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bir sürü yorumlar var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben sizleri seviyorum. İnşallah siz de beni sevmişsinizdir. Güzel bir günde, güzel bir videoda tekrardan buluşabilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.